Önce bir Nvidia'dan başlayacağız. Nvidia'nın bilançosu önemli bir bilanço. Çünkü Nvidia artık yeni Apple. Eskiden Apple'a bakardık. Apple ne getirecek diye merak ederdik. Apple'ın yerine Nvidia aldı. Hatta hatırlayın son bilanço döneminde Apple bayağı vasat bir bilanço getirdi. Normalde Apple vasat bilanço getirince bir borsa çökerdi. Veyahut da borsa kötü kötü gider en sonunda Apple bilançosu gelir. Hep o sona bırakır. Oradan toparlardı. Geri gelirdik falan. Böyle efsaneydi. Apple şimdi o efsane rolünü yerine pek getiremiyor. Onun yerine Nvidia aldı ve Nvidia bilançosunun gidişatı hepimizi etkileyecektir. O yüzden bir bakalım Nvidia bilançosunda beklentiler neler? Bu arada ben bu bilançolara Seeking Alpha'dan bakıyorum. Aşağıda açıklamalarda, videonun açıklamalarında Seeking Alpha ile ilgili indirim kuponu var. Siz de oradan değerlendirebilirsiniz. Şimdi bir bakalım şirketin şu andaki bazı özet göstergelerine. Burada şuradan görebiliyoruz. Şirketin piyasa değeri 2.15 trilyon dolara geldi. Dünyanın en değerli an itibariyle 3. firması Microsoft ve Apple'dan sonra ve Apple'ı yakalamaya son derece yakın. Yılın başından beri %71.28 getirdi. Benim de portföyümde payı olanlardan bir tanesi. Bu rallinin ciddi bölümünü yakaladım. Fakat benim yılbaşına göre portföyümün %25'i duruyor elimde. Yani %75'e yakınını iyi yerlere sattım. Sattığım noktada 900 dolarların üstündeydi. Düşüncem de hani yukarı doğru 1000 dolarlık bir fırsat var hala ama hani arada ucuz hisseler var şu anda, onlara giderimdi. Doğru bir karar mı yanlış bir karar mı ama tartışılma mantığı da buydu. Fiyat kazanç oranı ileriye yönelik 35.12, çok da kötü değil. Earnings'e baktığımızda ne zaman geliyormuş? 22 Mayıs'ta geliyor bilanço. Yanılmıyorsam Apple'dan falan da sonra geliyor. Yani kapanışı Nvidia'da yapacağız diyebiliriz. Ciro beklentisi 24.31 milyar dolar. Bir önceki çeyrekteki bilanço 22 milyar dolardı. Rahat rahat geleceğini düşünüyorum. Bugün gelen TSMC'nin bilançosu da bunu doğruladı. TSMC bilançosunda dedi ki özellikle ileri teknoloji çipler yani 3 nanometrelerde ve 5 nanometrelerde çok ciddi talep var. High performance dedikleri, HPC dedikleri bir kategori var onların, böyle en hızlı çiplerin olduğu. Orada talep çok kuvvetli. Cep telefonu çiplerindeki talep azalmış biraz. Ama bu taraftaki talep çok kuvvetli. O talep temel olarak Nvidia'dan geliyor. Ve Nvidia'dan da hala çip bekleyen çok sayıda şirket var diye düşünüyorum. O yüzden yani bu ciro tahmini tutmakta hiç zorlanmayacaklarına, üste gidebileceklerine inanıyorum. Hisse başı karlılıkta 5.14 dolar hisse başı kar öngörmüşler. Geçen çeyrek 4.93 dolar. Şimdi bu şirketin öyle bir brüt karı var ki arkadaşlar, şuradan size göstermeye çalışayım yüzdeye vurarak. %72.72'lik brüt kar var. O yüzden ciroyu biraz artırabildiği zaman dipteki kar da çok çok iyileşiyor. Yani bu durumda 22 milyardan 24 milyar dolara ciroyu çıkartırsa hisse başı karlılıkta 4.93'ten 5.14'e çıkmasına sorun olmaz diye düşünüyoruz. Son dönemde Wall Street'in tamamı hisseye olumlu bakmış. Revizyonlar yani hisse başı kar revizyonları hep yukarı yönde olmuş. 35 tane revizyon almışlar son dönemde, hepsi yukarı yönde. Ben Nvidia'nın o yüzden hani bilançoda hiçbir sorun yaşamayacağına eminim. Nvidia'nın geleceğe yönelik açıklamalarında da bir endişem yok. Yani zaten CEO'su bu tip şeyleri paketlemeyi, anlatmayı çok çok iyi bilen bir herif Jason. Hem iyi bir bilanço sunacaklarını hem geleceğe yönelik açıklamalarını iyi olacağını düşünüyorum. Böylece bahsettiğim bu Netflix etkisi yoksa borsalarda, yani makul gidiyorsa her şey, Nvidia'nın iyi bir bilanço ile beraber benim tahminim, kesinlikle yatırım tavsiyesi değil ve yanılabilirim. Her zaman yanılıyoruz böyle şeylerde ama bir 1000 dolar, 1100 dolar atağına doğru gideceğini düşünüyorum. Nvidia'nın bu bilanço toplantısında aslında neler anlatacağını en son developer konferansı dinlemiştik teknolojilerini. İşte biliyorsunuz yeni B200 çipleri geliyor. Orada biraz daha işte fiyatı netleşmesi, zamanlama netleşmesi dinleyeceğiz herhalde. Bir de Nvidia'nın şu anda içinde olduğu klasik GPU pazarından daha genişlediği, daha dikeylerde işte humanoid robotlar, otonom sürüş araçlar gibi alanlara doğru nasıl dikeyde yeni şeyler yarattığını dinleyeceğiz. Ben iyi bir hype yaratacaklarını düşünüyorum. Nvidia çok pahalı da değil. Yani değerlemeye de bakacak olursak tabii ucuz değil. Yani baktığınızda F geliyor valuation ama PE gap forward yani ileriye yönelik olarak fiyat kazanç 36.68. Ve unutmayın ileriye yönelik olması demek bu şirketin kar beklentisi arttıkça bu oranda küçülüyor demektir. Sektör ortalaması 27.02, yani sektörün sadece %35 üstünde. Ben bundan dolayı daha gideceği yol olabileceğini düşünüyorum. Şeye baktığınızda PEG gap'e baktığınızda son 12 ay PEG dediğimiz fiyat bölü kazanç bölü büyüme. Bu tip şirketlerdeki en önemli göstergedir. Sadece 0.2, 12. Sektör ortalaması 1.1. Sektör ortalaması
90 altında, PEG forward'da yani ileriye dönük PEG'de ise 0.96, sektör ortalaması 1.82, bayağı aşağısında. Bugün işte Haddini Aşk Kulübü YouTube kutu üyeleri paylaştım. ASML, TSMC beklenti vardı. Oralardan ne gelecek onu çok merak ediyordum. TSMC tezimi destekliyor. Nvidia'nın olumlu gelme ihtimali yüksek. Ve değerleme bu da F çıksa da yani en üstteki kalemde aslında alt kalemlere baktığımızda özellikle ileriye büyümede ise bana pahalı da gelmiyor. Çünkü büyüme müthiş, karlılık müthiş, momentum bitiş, her şey yerli yerinde. Nvidia'da o yüzden son derece olumluyum. Tabii bilançoya borsanın tepkisi ne olur onu bilmek zor ama iyi bir bilanço geleceğini düşünüyorum. Ve şu holda geçmiş olanların burada tekrar ala geçeceğini düşünüyorum. Baktığımızda Seeking Alpha'nın yani bu platform analistleri hold vermiş. Wall Street strong buy. Güçlü alım veriyor Wall Street analistleri. Kuantitatif olarak baktığımızda yani sayısı olarak baktığımızda da hold çıkıyor ama bu hold bence kırılacak. Neden kırılacak? 3.49'dan yukarı doğru kırılacak diye düşünüyorum. Biraz önce anlattığı sebeplerden dolayı. Benim Nvidia'da da Amazon'da da pozisyonum var bu arada. Amazon nispeten yeni açtığım bir pozisyon. Bu yılın başından hatta yılın ilk başından da değil yani 15-20 gün sonrasında ocağın işte sonlarına doğru diyelim toplamaya başladım yavaş yavaş. Çok büyük pozisyon yok ama büyütmek istediğim pozisyonlardan bir tanesi. Bakalım Amazon son bir yılda %74.67 getirmiş. Çok iyi bir getirisi var. Yıl başından bu yana baktığımızda %18.11 yani Nvidia'nın 1/3 kadar getirisi var. Amazon'un iyi bir bilanço getirmeme ihtimali bence yok. Sebeplerine biraz sonra gireceğiz. Beklentilere baktığımızda geçen çeyrekten daha düşük ciro beklentisi var. Bunun sebebi Amazon biliyorsunuz perakende sektöründe. Perakende de Amerika'da son çeyrek, yılın son çeyreği işte yılbaşı alışverişinden dolayı süper yoğun olur. O yüzden ciroda bir düşme bekleniyor. 169 milyar dolardan 142 milyar dolara. Hisse başı karlılıkta da 1 dolardan 0.83'e geri çekilme bekleniyor. Bu hisse başı karlılığı olumsuz etkileyecek bir faktör var. Biliyorsunuz bunlar Rivian'a ortaklar ve Rivian'ın hisse senedindeki düşüş buraya olumsuz olarak yansıyor ama yani toplam Amazon'un büyüklüğü içerisindeki payı nispeten kısıtlı olduğu için etkisi az olacaktır. Ben Amazon'un bu iki hedefi de tutturabileceğini düşünüyorum. Amerika'da perakende verileri çok kuvvetli geliyor. Zaten borsaları şu anda zorlayan konulardan bir tanesi perakendenin aşırı kuvvetli olması değerli arkadaşlar. Yani işleri iyi, satışları iyi. Bundan dolayı da Amazon'un iyi gitmeye devam etmesi gayet mümkün gibi gözüküyor. Earnings revizyonlarda yani Wall Street analistlerinin gelir beklentilerinde son 90 günde 27 yukarı yönde. Birisi aşağı yönde revizyon gelmiş durumda. Değerlemeye bir bakalım hemen. Değerleme baktığımızda Nvidia'ya göre daha ucuz. D- gözüküyor. Tabii bu şu aşağının bir ortalama çarpını kalem kalem baktığımda ben Nvidia'ya daha avantajlı görüyorum. Ama şunu da söylemekte fayda var. Ömrüm boyunca Amazon'da hep pahalı buldum ve Amazon yükselmeye devam etti. Yani böyle bir enteresan hissede. Şimdi şuradaki oranlar gayet yüksek aslında. Mesela PEG non-gap forward 1.86 sektör ortalamasının üstünde gibi. PEG gap 12 ayı vermemişler niye bilmiyorum. Fiyat bölü kazanç 43.72. Sektör ortalaması yani online perakendenin %183 üstünde yani ucuz bir hisse senedi Amazon hiçbir zaman değil. Ama Amazon inovatif bir şirket. Hep böyle yeni büyüme fırsatları bulabiliyor kendisine ve ondan dolayı da sıkıntısız devam edebiliyor. Bu çeyrekte Amazon'da neye dikkat edeceğiz dersek ona da bir şurada küçük sunumdan bakmakta fayda var. Tabii Amazon'un birkaç iş kolu var malum online alışveriş var. O işte ilk çeyrek her zaman son çeyrekten daha küçük oluyor. Burada bir küçülme bekleriz. Bizi burada heyecanlandıran konu reklam gelirleri. Amazon ciddi bir reklam şirketine dönüşüyor ve reklam gelir artışı bir önceki çeyrekte şok etmişti piyasa. %27'lik artış vardı. Bunu çok merakla bekliyoruz. Yani reklam gelirinde ne olacağı çok merak ediyoruz. Bir de bulut hizmetleri AWS'de ne olacak bekliyoruz. Bu arada biraz sonra Alphabet'e bakacağız. Alphabet'te de bulut geliri önemli. Bunda yine bu çift haneli büyümeyi koruyabilirse ve reklam gelirlerinde artışı koruyabilirse bir önceki yıl aynı çeyreğe göre ben Amazon hissesinde yukarı gideceğini düşünüyorum. Ama yani Nvidia ile Amazon'u karşılaştırdığımda bilançoda Nvidia'yı daha güçlü görüyorum ikisi arasında. Daha kuvvetli bir bilanço, daha kuvvetli bir ileriye doğru beklentisi olacak diye inanıyorum Amazon'un. Ama ikisine de hisse de longum. Amazon'la long olmamın sebebi bu bilanço dönemi değil. Yani normalde böyle perakende sektörü oyuncusuysanız birinci çeyreklerde biraz uzak durmakta fayda oluyor bilançolara. Benim
uzun vadeli olmamın, long olmamın sebebi Amazon'da bu herifler yapay zekadan en net ve en hızlı şekilde para kazanacak firma diye düşünüyorum. Bir video izledim. Videoda depolarında robotları nasıl kullandıklarına dair muhteşem. Yani robot desen var heriflerde. Zaten büyük bir humanoid robot firmasına da ortaklar. Bu AWS üzerinden yapay zekayı bir hizmet olarak satacaklar. Şu anda şeyin yeni çıkartacağı mikroçiplere B200 Nvidia mikroçiplerinin en büyük müşterisiler. Çok büyük bir data center kuruyorlar ve burada bulutu bir hizmet olarak satacaklar. Buluttan yapay zekayı bir hizmet olarak satacaklar. Buraya yarıyor. Reklamların daha doğru şekilde yönlendirilmesine yine yapay zeka işlerine yarıyor. Büyük veriyi kullanarak online perakendeyi daha iyi yönetiyorlar. Yani bence yapay zekadan bu çeyrekte en böyle somut etkiyi buradan alacağız. Bugün Apple'ı ve Microsoft'u konuşmuyorum. Onu üyelerimize özel anlatacağım. Onlarda da olmuş şeyler bekliyorum çok. Ama çok somut şeyi Amazon'dan alacağımızı düşünüyorum. Bu çeyrekte Amazon'un bu yönde özellikle açıklama bölümünde hoş sürprizler olabilir. Bu nedenle Amazon'da da longum ama hani Amazon duygumla Nvidia duygum aynı güçte değiller bu çeyreğe girerken. Onu söylemekte fayda var.